Ay ne zormuş oyunculuk. Kısacık rol için canımı çıkardılar. Yemediğim fırça kalmadı. Olsun anneciğim. Çok güzel çıktın ama ya. Acayip oldu var ya. Ay sahi mi? Çok acayipti vallahi. Ama bundan sonrası daha da acayip olacak. Ne? Ne diyorsun sen küçük Sipa? Babam öğrenince şenlik var diyoruz anne. Çok karışacak ortalık, çok. Hain bunlar anne ya. Oğlum, söylemeyin babanıza bak. 50 lira verdiler bize. Aile bütçesine katkı olsun diye yaptım ben. Bunda bir kötülük yok ki. Söylemeyi tamam mı annem? Aile bütçesini bilmem de benim bütçeye ne katkısı var? Aa, o ne biçim laf oğlum? Hepimizin parası. Ne çıkarımız var yani anne? Ha tamam söylemeyelim de sen de at bir şeyler değil mi? Şantajcı anne bunlar ya. Verme anne. Sen karışma abla. Verme anne. Rahatsız olacaksan verme. Yani. Söyleyelim babamın ne yaptığını. Zaten siniri burnunda adamın inceldiği yerden kopsun. Güveniyorsan kendine verme. Ay Hüsnü, senin yüzünden kazandığım paranın tadını çıkaramıyorum. Görüyor musun? Anne biraz tuz dökseni şuna ya. Dökeyim oğlum. Yeter mi? Yeter herhalde, bakacağız sağ ol. Anne ekmeği uzatır mısın şuradan? Al oğlum al. Al. Afiyet olsun. Sağ ol. Anne ayranım bitti benim ya. Takip et şunları lütfen hadi. Tamam oğlum hemen. Dur 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 Suat, bir dakika dur. Kalk kendin al eşek sıpası. Bırakmadınız kadın yemeğini yesin. Ay kızma çocukları Hüsnü. Alt tarafı bir ayran istedi çocukcağız. Al oğlum afiyet olsun. Sağ ol anne. Neden hizmet ediyorsun bunları bu kadar Suat? Şımartma eşek sıpalarını ya. Ay öyle deme Hüsnücüm. Evlat işte ne yapacağız içimden geliyor. Ya ne evlat ne evlat. Abla rahat dur istersen. Ne yaptınız bugün? Hiç ne yapacağız Hüsnücüm? Evdeydik bütün gün. Değil mi çocuklar? He? Evdeydik tabii baba ya. Okuldan direkt geldik, derse falan oturduk. Her zamanki gibi yani. Her zamanki gibi ha? Ders falan, yeni yeni alışkanlıklar. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Çalışıyorlar Hüsnücüm. Zehir gibi oğlanlar maşallah. Göreceğiz bakalım Suat, göreceğiz. Sene sonu gelsin göreceğiz. Neyse. Ben uzanıyorum. Bir saat sonra nöbete çıkacağım Mesut'la. Uzan, uzan. Gürültü yapmayın tamam mı? Tamam Hüsnücüm, sen dinlen bana bak. Ben kaldırırım bir saat sonra seni. Sağ ol Suat, sağ ol. Ah. Anlayacak diyordum, koptu valla. Nereden anlayacak anne ya? Biz söylemedikten sonra hayatta bir şey olmaz, merak etme sen. Aman tutun dilinizi oğlum. Babanız bu sefer yakar çıramı valla. Tutarız tutarız da. Hadi bir Türk kahvesi içelim senin elinden Suat Hanım. Şöyle güzel bir Türk kahvesi. Bol köpüklü şöyle. Aa şunlara bak ya. Oğlum siz daha küçüksünüz. İçilir mi bu yaşta kahve? Anne babam içeride. İstersen hemen gideyim. Aa. Hain. Şantajcı anne bunlar ya. Benimki şekerli olsun anne. Benimki de orta. Bol köpüklü ama. Biz salondayız. Hadi. Tuh, yazıklar olsun sizin gibi evlatlara. Ferda sen ne diyorsun? Ay nasıl olur kız, daha bugün çektiler sahneyi. Hemen mi yayınlıyorlar öyle? Hayatım, beni de ajanstan aradılar. Bölümün son sahnesiymiş. Montajlayıp vermişler yayına. Ben de şaşırdım valla. Ay olacak iş değil. Allah'tan Hüsnü evde yok kızım. İzleriz izleriz, sen merak etme, sağ ol haber verdiğin için. Ne olmuş anne? Beni çektikleri bölüm yayınlanacakmış bu akşam. Ne bu kadar çabuk mu? Hadi bakalım meşhur oluyorsun anne. Ay sus sus. Şansına babam da nöbette. Dört ayak üstüne düştük valla. Bir video olsa kaydederdik ne güzel. Hatıra işte, babam da izlerdi. İleride torunları falan da izlerdi. Sus sulandırma hemen. Açın şu televizyonu hadi. Kaçırmayalım. İyi bari yormadı bir gece. Aman maşallah diye usta, anons manos geldi şimdi küt diye. Bizim nöbet bitti sayılır. Bu saatten sonra çıkmaz bir şey. Aç mısın sen? Değilim. Değilim ama neden? Vedat Usta'dan köfte ısmarlayayım sana, gel. İyi hadi. Hadi gel. Dönmeyecek misin eve sen? Yok, hastaneye gideceğim buradan. İyi hadi bir kayıntı yapalım bakalım. Hadi. Geç hadi, geç. Hayırlı işler usta. Oo komiserim hoş geldiniz. Eyvallah. Ne var ne yok? İyi iyi.
İyidir şükür, mücadele. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ne alırsınız? Vedat, birer dürüm ver bize. Bir de ne içeriz usta? Hayran. Hemen. Hadi. Anne, senin sahneye kesip atmış olmasınlar. Zaten becerememiştin oynamayı. Kes sesini oğlum. Aa, anne işte başlıyor. İşte bizim sahne. Abi izlemiyorsan kanalı değiştirebilir miyim? Benim dizim başlıyor da. Bu saatte ne dizisi bu ya? Abi süper bir dizi, izlemiyor musunuz? Vaktimiz mi var oğlum bizim televizyon izlemeye? Ha, bu dizi mi? Ben bakıyorum arada sırada ya. Fena değil aslında ama biraz yavaş ilerliyor. Hep dön dolaş aynı şey. Hadi ya. İşte ben, işte. Sen çıkmışsın ya. Hoş geldiniz. Alayım ceketleri. Suat. Teşekkür ederim. Öyle hiç başından ayrılmıyor kardeşim. Yani. Her dakika başında. Usta. Usta, Suat televizyonda. Buyurun geçin, iyi eğlenceler. Sağ olun. O ne lan? Suat'ın ne işi var orada ya? Dur bir dakika ya, sakin ol usta ya. Nasıl olayım ben ya? Ay vallahi güzel oynamışım galiba. Döktürmüşsün anne. Abi şu var ya, bestiyerdeki şu ufak tefek olan. Acayip bir şey oğlum. Yapma ya. Ben bir gece takıldım bununla, delirtti beni. Acayip bir şey. Aa. Hadi be. Ayarlayalım istersen. Bilmem, olur. Bu ne be? Ne biçim konuşuyor bu adamlar anne? Bir şey anlamadım ki ben. Beni mi söylüyor? Montaj iyilesin işte anne. Neler söyletmişler arkamdan ya. Vallahi cinayet değil sahne. Ben sana söyleyeyim. İnşallah babam görmez diğerlerde. Bu ne usta ya? Bu ne ya? Ulan vestiyerciye bak sen be. Analar neler doğru ey maşallah. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Konuşuyorsun be. Komiserim ne dedik ya? Komik işte. Otur lan yerine. Gülmeyin lan, gülmeyin. Dağıtırım vallahi buraya. Usta sakin ol, tamam. Olamam usta, olamam. Benim eve gitmem lazım hemen. Arkadaşlar sakin olun biraz, sakin olun. Usta! Usta! Üstüm! Çoban! Valla ben de bilemedim üstü. Ferda'yı izlemeye gitmiştik sete. Gel sen de oyna dediler. Kıramadım üstü. Ya ben bu Ferda denilen kadınla görüşülmeyecek demedim mi Suat? Demedim mi ya? Dedin üstü ama ben ne yapayım? Komşu işte, kapıdan kovamam ki. Cevap verme bana Suat, cevap verme. Hadi bir alt ettin, görüştün. Sana ne setten? Ne işin var senin orada ya? Bir sürü adamın arasında hem de gazino sahnesi. Duydun değil mi arkamda ne konuştuklarını? Duydun değil mi? Duydum üstü, duydum. Ama benim haberim yoktu ki. Vallahi de billahi de bilmiyordum ben öyle şeyler olduğunu. Film miydesin işte bu mu? Bize çaktırmadan çekivermişler orayı. Başlayacağım şimdi filminizden de sizden daha. Siz niye engel olmadınız eşek sıpalar annenize? Babaya hep söyledik ama dinlemedi ki. Babam delirdi dedim. Bu işin sonu kötü dedim. Anlamadılar ki baba. Baba bunlar sana söylememek için para aldı annemden. Şantaj yaptılar kadına ya. Ne? Ne şantajı lan? Bir de bunlarla uğraştım ben sabahtan beri üstü. Şimdi anlaşıldı sofradaki haliniz eşek sıpaları. Şimdi anlaşıldı. Ay baba üstü günahtır, yapma. Sen karışma Suat, sen karışma. Sen zaten benim gözüme gözükme. Hakime gidip anlatsam gözünün yaşına bakmaz, saniyesinde boşar bizi, biliyorsun değil mi? Ne boşanması üstü, ben sensiz ne yaparım? Ne yaparsın ya, ne yaparsın? Kimi delirtirsin böyle değil mi? Kimi zıvanadan çıkartacaksın ben olmasam? Affet beni üstü, kulun kölen olayım affet. O oyunculuk hiç bana göre değilmiş. Bir daha fotoğrafını çektirmem, tövbe. Yeter ki sen beni affet üstücüğüm. Yapma böyle. Bırak beni Suat, dur. İn üstümden Suat, oyna. Hüsnü abi, annem söyledi. Geçen gün televizyonda Suat ablayı görmüş. Yapma ya, görmüş mü? Hem de dizilerin birinde. Aa, oyuncu mu oldu Suat abla? Hiç haberimiz yok abi. Ne oyuncusu lan? Saçma sapan konuşma, asabım boz benim. Böyle figüran diye çekmişler işte. Bayağı kabiliyetliymiş diyorlar abi. Doğru mu? Ya ne kabiliyeti Murat ya? Kapat şu konuyu Allah'ını seversen ya. Neden kapatsın usta? Sen çocuğun canını okumadın mı afiş meselesinde? Okumadım. Yapmadım bir şey ya. Neyse abi tamam. Önemli değil. Seni üzmemek için uzatmıyorum mevzuyu. Eyvallah, sağ ol. Ama
Suat ablanın bir dahaki projesinde heyecanla bekliyoruz. İletirsen kendisine sevinir abi, tamam mı? İletirim, iletirim. Tamam.